bas tortsa bo'ladimi bo'lmaydimi degan ummatni ichida katta ixtilof ketyapti desa javob shuki bu yerda alloh taolo oyoqni yuvishlikni farz qildi endi oyoqni yuvishlik farz bo'lgandan keyin uni paypoqni ustidan javrobni ustidan mas tortsa shu oyoqni yuvadigan alloh taolo buyurgan farzlar bo'ladimi yo'qmi shu yerda ixtilof bor ibodat chunki tahorat ibodat ibodat to'liq mukammal bo'ladimi yo'qmi degan bahs ummat ichida ketdi shuning uchun hadislar keldiki javrobga mas tortsa bo'ladi degan bitta rivoyat keldi i javrob emas payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xufga ya'ni o'sha mahsiga pimetga o'xshagan bir mahsiga o'xshagan narsaga mas tortdilar degan rivoyat 60 da keldi mutavotir bo'ldi shuning uchun bir ovozdan to'rt mazhab ulamolari xufga ya'ni mahsiga mas tortsa oyog'ini yuvishlik farzi ado bo'ladi deb turib fatvo berdi endi qolgan bitta hadisga kelganda javobga mahsulni farzi ado bo'ladimi desa hech qaysi muhaddislar fuqaholar ham yo'q bu farz ado bo'lmaydi dedi chunki bu rivoyat zaif deyishdi zaif qat'iyni dalil qat'iy dalil hukmini o'zgartira olmaydi deyishdi qat'iy dalil hukmi nima edi qat'iy dalil qur'oni karim bilan sobit bo'lgan hukm edi qat'iy qur'oni karim bilan sobit bo'lgan hukmga bizga sahih dalil kerak ya'ni sahih dalil faqat hammasi mahsiga keldi bitta javrobga kelgan hadis qur'oni karimni oyog'i yuvsin degan narsani o'zgartira olmaydi shuni tushunib olsangiz inshaalloh ibodatingiz mukammal bo'ladi gap shu xo'p savol aka bo'lmasa Farhod aka gap Farhod aka bitta savolga shunday yordam berolsa yaxshi bo'ladi tualetga kirgandan keyin orqalarini yuvish kerak emasmi Bitta hukm masalasini so'rayotgan bo'lsangiz, bu mustahab amal. Yuvish kerak emasmi deganingizda buni demak bu makruhmi demoqchi bo'lyapsizmi yoki bo'lmasam haromdi demoqchi bo'lyapsizmi? Menga hukm masalasini gapiring. Obязательство, ya'ni obязательно yuvish kerakmi yoki kerakmi qog'oz bilan artib qo'yib chiqib ketaveradi, anaqa tahorat qilsa bo'ladimi demoqchiman. O'zi aslida o'sha kestek bilan kifoya qilinadi. Endi uni suv bilan tozalashlik bu mustahab, ya'ni avlo amalga kiradi. Lekin siz aytayotgan farz amalni men sizdan endi eshityapman. Okay. Nimaga deganda? Ochiqdan ochiq Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarida bor. Kessa bilan asa istibro istinjo qilganlar paytida. Endi shu hadisga ko'ra siz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam farzga amal qilmagan demoqchi bo'lasizmi bunda? Yo'q, значит, men adashimman. Men har doim tualetga kirgandan keyin tahoratga o'tganda orqalni obязательно yuvaman. Shunga 5 ta dedim. Yo'q, qarang, endi obязательно degan bu urush so'zda. Men sizga shar'iy hukmini aytayapman. Ya'ni obязательно deganda bu farz demoqchimisiz? Farz, vojib, sunnat, asha amallarni biz gapiryapmiz biz bu yerda. Obязательно, не обязательно gapirmayapmiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakotuh. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Facebook ijtimoiy tarmog'ida jonli muloqotimizni va ilmiy bahs maydoni degan guruhda savol javob uchun ulandik. Alloh subhanahu va taolo foydali manfaatli qilsin. Hozir birodarlarimiz ba'zi masalalarda suhbatlashib turishgan ekan, shunga bo'lgim kelmadi, lekin shu masalalarga ilmiy yondashish ilmiy bahs maydoni deb nomlangani uchun ilmiy yondashish tarafdoriman. Bu yerda Zinnur degan birodarimiz ba'zi savollarni beryaptilar va savol javoblar mavqifini navbatini boshlasak inshaalloh qo'limizdan kelgancha bugungi kechamizni ham manfaatli ilmiy suhbatlar kechasiga aylantirsak degan umid bor. Xo'p, to'xtagan joydan davom etamiz. Tahorat haqida savollar bo'layotgandi. Men bilishimcha sunnatga to'g'ridan-to'g'ri ergashaveramiz. Ulamoni gapi bilan hadisdagi gap to'g'ri kelib qolsa hadisni olamiz degan masala ko'tarilgan edi, to'g'rimi? Shuning orqasidan bu masalaga keldik hozirgi holatga. Shu mavzuda Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Oldim, javob oldim. Endi ketidan yana bir ikki savol bo'ldi, o'shanga qo'shib qo'yildim. Aha.
Yani savol anna şu tahorat meselesi dedi. Beşincisini ma şey uzun kuvvetkarlığım için beşincisini yap koşurdum o zaman. Yo, farz ibadetlerini bir insan uzu kısa uşanı farz deyip namına alışı doğru mu? Yok yok doğru mu? Ha, doğru mu? Siz mesela uzayız bir narsanı daim, mesela ben daim kahve içiyorum ben. Uşun için ben kahvanı farz devarsam bu mu diyor? Doğru mu? Ne kadar şuna kadar. Uşun için başka biraderlerim kop takitle şey yaptı ki mezhep ulamaları şu hadislerge amel kılış, Kur'an ayetlerge amel kılış, sahabelerin amellerge amel kılış barası da usul işlep çıkıştı, usul. Uşu usul hemen arasında çoğurdu ki. Oldun tankı tıkıp görüştü, sen de mi özünden özün yapırı yapsan degenler buldu uşu zamanda, hadis durganda mezhep ne makalamız degenler buldu. Kim karışsa usul hadislerini umumi manasından kep çıkan mavzu eken usulge amal kılış aynen hadiste amal kılış lazım bogen manage amal kılış hesaplanırken bu tasdiktan öttü. Yok hadiske amal kılaman degen adamlarını cüde kupi hadis davası da aslında özünü daim kılıp yürgen narsasige özüge yokkan narsage amal kılıp getip kaldı. Mezhep usulleri galip oldu. Tarih mabeyinde bütün insaniyet Müslüman halkı 1400 yıldan beri İslam'a dinge amal kılıp kiriyetken bu ise uşa dinge usul bilen amal kıldı ve usul her daim doğru ekerliğini ispatladı. Orada adamlar çıktı. Biz özümüz Kur'an'dan ola uğramız dedi. Onda Kur'an'da bana saval hazır. Taharat'tan hiç de farz var dese ihtilaf oraya yaptı. Koyu verseyiz adamlar taharattaki farzı özü de min kıl yapı yapı varışı mümkün. Özü müştahit ulamalarını usulüge göre hem taharatta farzlarını farkı var. Bizde Hanefi mezhabımız 4 dediydi. Şafiiler 5 dediydi. Malikiler 6 dediydi. Yani Kayser mezhab 7 dediydi. Ayet-i Kerime'de Allah Subhanahu ve Teala her bir azanı yuş meselelere de ortasında vavva zikir kıyken. Fagsilu vucuhakum ve aydiyakum degen. Ve o şey yüzünü yugenden keyin kolunu yuvuş gerekliğine. Farz degen. Yüzü yuvup ayağını yuvsayız taharat bu meydi degen. Demek ki çünkü vav ve de tartıbını bildirer degen. Tartıp farz degen. Başka ulamalar etken ki yok degen. Tartıbını yan bildirer de yüzünü yugenden keyin kolunu yuvuşluk arası ge başka narsa koşmaslık gerek. Vav şu mananı yan berada deyişken. Altı da buldu. Bazı ulamalar yüzünü yugenden keyin ya taharatta başı da niyet farz diye. Niyet. Avaz farz yaptı mı Facebook'ta? Avaz farz mı? Nasıl bilmiyorum ki yakışayım. Şunda bakken bu üslupta açılgan Amerika'nı kaytattan açıkı hacet yok. İhtira kılıngan gıldırakını yine ben ihtira kılaman degen adam notoru iş kıladı. Vaxt israf kıladı. Ve uzun kılıp yürgen işim bilen ben dinini düşünemen degen adam bütün başlığı ümmetini ulamalarıge ümmetke nispeten bir hürmetlik diye buladı. Hadis hakkı da ayetler hakkında, İslam talimatı hakkında malumat gerek. Bir narsani farz deyiş için uşa farz deyişliğini uzu bir manada usul talep kıladı. Kana kıl farz deyimiz. Mesela Zinnur sizge savol. Nime farz boladı? Amellerini tertibi bora. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan falan amelini kısayın farz, taharatını tutta farzı bor degen hadis yok. Farz uzun nime? Nime bilen farz sabit boladı. Zindur bilesin mi şunu? O yüzden takalıyım bilmiyim ben. Ya onu ben bileme. Yani siz... Yok. Siz o yüzden takalıyım da ama. O şey bilmegen mavzu yengizde gepiriş doğrusu da Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan kattık tankidi hadisler var. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve ta'ala yani özünde bolmegen ilim yani ilmin yetmegen narsaga ergeşme degen. İlminiz yok narsaga ergeşmeyin degen. Yani onu gapirmeyin.
İnne sem'a vel basara vel fuada kullu ulaike kana anhu mes'ule. Sem'a, kulak, kuz, kalp hammasi so'raladi kıyamette. Bilmeseniz onu siz farz, ben bunu farz deyemem, farz degen gaplaringizda mas'uliyat bo'ladi. Peygamber aleyhissalatu vesselam hatta Kur'an hakkında, Kur'an'dan ilimsizlerce gapirgan adam cehennemge joyini tayyor qilib qo'ysin deganlar. Juda qattiq gapdi. Bu hadislerini bilip durup ulamalar ki ilim bilen yandaşken. Cüddeyen akademik şekilde yakınlaşken meselelerge. Şu derecede zakavat bilen amal kılışken ki tanqid qilganlar tanqidi zafer topmagan, keyingi ümmet bularını qilgan işige tan bergen. Hazır geçen malıqıp geliyordu. Şimdi hazır çıkıp özüden özü yapırsa bu böyle. Kaçan farz boladıysa farz buyruq ifodasi bor amrlarda farz ifoda bo'ladi. Usul mana shu. Ya'ni al-amru tufidul wujub deydi. Amr buyruq farzni ijob qiladi, ya'ni farzni ifoda qiladi. Masalan Alloh taolo nima dedi? Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila solati Fagsilu vucuhakum dedi. Fagsilu buyruk. Yuvinglar buyruk. Vucuhakum ve aydiyakum ilal marafiq. Şunu yok şeker. Şimdi yine bitti gap çıkadı şutta hazır. Bazı buyruklar var. Farzını ifade kımaydı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah talanıma degen. Kulu ve şirabu degen. Yengler, içingler degen. Yemek, içmek farz mı? Farzmaz. Bunu qattan ajratamiz desa, demak, yuqoridagi qoidaga bitta qoida qo'shiladi. Agar qarina uni farzlikdan pastga tushirib qo'ymasa. Qachon farz bo'lar ekan, buyruq farz bo'ladi. Faqat o'sha buyruqning atrofida shunday boshqa ma'no bo'lmaslik kerakki, o'sha ma'no uni buyruq lafzini pastga tushirib qo'ymaslik kerak. Masalan, payg'ambar alayhisolatu vasallamga Alloh taolo فَتَهَجَّدْ بِهِ dedi. Keçesi tahaccüd okin dedi. Peygamberimiz gibi okin buyruk. Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi mi buldu? Farz buldu. Kin nafileten lek dedi Allah-u Teala. Devam edi. Nafil şekli de okin dedi. Ana şu nafileten lek İmam Kurtubi tafsirde kiltirgen Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi farz bugen narsanı sünnetki çürgen. Hukmini. E'tibor beryapsizmi bu masala juda ham nozik masala. Agar aqlimiz yetsa, ilmimiz yetsa marhabo. Hech kim bu eshigini quplab qo'ymagan. Ochib kirib bemalol saviyaga yarasha, ilmga yarasha bu maydonda ko'p ilmiy ishlar qilishingiz mumkin. Saviya yetmasa, ilm yetmasa chiqib olib mashinani men haydayman, rulni menga ber deyish to'g'ri emas. Butun boshli ummatni halokatga olib ketadi kim uni qo'liga rulni bersa. Şunlar diyor.